Bölüm 12. Uyarılar ve teşvikler. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferislerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum. Ondan korkun. 5 serçe kuşu 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki saçlar bile hep sayılıdır. Korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıkları zaman kendimizi neyle, nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecek. Zengin budala. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın." dedi. İsa ona şöyle dedi. "Be hey adam, kim beni üzerinize yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara, "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğundan ibaret değildir." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün vermiş. Adam kendi kendine, "Ne yapmalıyım? Ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşünmüş. Sonra, "Şöyle yapacağım," demiş. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Ve kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar birikmiş bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Be hey akılsız," demiş. "Bu gece canın senden istenecek. Hazırladığın bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur." Kaygılanmayın. İsa öğrencilerine şöyle dedi. "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler. Ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Sizler kuşlardan ne kadar daha değerlisiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği ne kadar daha kesindir. Ey imanı kıt olanlar, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları
hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksindiğinizi bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak. Uyanık ve hazırlıklı olun. Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı anda ona hemen açmaya hazır bekleyenler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelerine ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi ister gecenin ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelerine ne mutlu. Ama şunu bilin ki, ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse, evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu ummadığınız bir saatte gelecektir. Petrus, Rab dedi. Bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun, yoksa herkes için mi? Rab da şöyle dedi. Efendinin uşaklarına yemek paylarını vaktinde vermek için üzerlerinde yetkili kılacağı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kendi kendine efendim gelmekte gecikiyor derse ve kadın erkek diğer hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden kötüyü hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlamam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ben ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı. Anne kızına karşı, kız annesine karşı. Kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır. Belirtileri anlamak. İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Yelin güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki vaktin anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olanı neden kendiliğinizden ayırt etmiyorsunuz? Sizden davacı olan kişiyle birlikte yargıcın önüne çıkmak üzere daha yolda giderken onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler. Yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Son kuruşu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.